Selamlar, sevgiler. Hepinize çok sağlıklı, çok mutlu, hatta musmutlu, sevgi dolu, bolluk bereket içinde muhteşem bir hayat diliyorum. Ben Deniz Kadir Demirbüken, yaşam koçuyum. Şu an yaptığım profesyonel mesleğim yaşam koçluğum. 2003'ten beri kardeşim Aytekin Demirbüken Bey ile Z Başarı Akademisi'ni kurduk. 20 yıldır profesyonel danışmanlık, koçluk yapıyoruz. Profesyonel koçlar yetiştiriyoruz. Ailelere, öğrencilere, iş adamlarına, koçlara mentörlük yapıyoruz. Yaşam koçluğu çok geniş bir alan. Bugün size sağlıkla ilgili kısmından bahsedeceğim. Lisansım gıda mühendisliği. Atatürk Üniversitesi gıda mühendisliğinden mezun oldum. Kısaca hikayemi anlatmam gerekirse, çocuk felci geçirdiğim için çocukluğumdan beri yani ailemin desteğiyle hastane hastane gezmişiz. Baharatçı, masajcı, hacı hoca bir sürü her şeye kim ne demişse gitmişiz. Ben ortaokul yıllarımı hatırlıyorum. Trenle şeye gittik mesela, Isparta Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne. 4 gün sürdü. O zaman ninem sağda, Allah gani gani rahmet etsin cümle geçmişlerimize. Gittik o gün geri döndük. Hoca dedi bir çözümü yok bunun. Felç bu. Dolayısıyla vitamin çocukluğumdan beri kullanıyorum. Beslenme açısından çok dikkat ediyorum. Birçok çünkü hastanede Hacettepe, Cerrahpaşa, Çapa dahil doktorların en son söylediği işte yemesine içmesine dikkat etsin. Efendim spor yapsın. Bu daha da kötü olabilir. Bir de şöyle bir şey vardı. Bu 70'li yıllarda doğanlarda %40 çocuk felci riski var. Sonra 75'te aşı falan çıkmış. İyi ki yatalak değil yani yürüyor. Ben sürekli kafaya takmıştım bastonu yani zar zor kullandım. Yıllarca da bastonsuz gezdim. Bugünkü konu onun için çok önemli. Lisanstan sonra vitamin takviyelerinin çok önemini hocalar vurguluyordu. Bahsettiğim 90 yılı, 95'e o dönemlerde. Hatta o da rahmetli oldu. Bir hocamız diyordu ki insanlar gün gelecek su içecek, hap yutacak ve gerekli vitaminleri alacak. Çünkü meyve sebze besin gitgide zayıflıyor. İçeriği zayıflıyor. Demir vitamini, demir minerali düşüyor işte B12. Şimdi zaten bu artık geçen bir biyokimyacı arkadaşımla konuşuyorum. Muzda muz yok demişti. Muzda muz yok. Bunlarla ilgili konuşacağız. Umarım hepinize faydalı olur. Lütfen kağıt kalemi olmayanlar kağıt kalem alsınlar. Hatta renkli kaleminiz varsa renkli kalem alın. Bazı şeylerin üstünü çizmenizi isteyeceğim. Kırmızı yazın diyeceğim bunu. Renkli yazın. Söylediğim her söz ben tıp hekimi değilim. Önce onu bir an belirteyim. Eşim aile hekimi. Doktorculuk değil bu. Yani bir doktor adına, bir tedavi adına konuşmuyorum. Söyleyeceklerim hepsi vaka ve hepsinin altında doktor görüşü var. Kaynaklarımı da söyleyeceğim. İsteyen kitapları okur, isteyen videoları izler. Söylediğim her şeyin arkasında bir doktor görüşü var. Yani ben gıda mühendisi olarak, vitamin terapisti olarak, yaşam koçunun, koçluğun sağlıklı yaşam kısmı ile alakalı görüşlerimi paylaşacağım. Seminerin bütünlüğü açısından bir espriyle başlayacağım, fıkra gibi. Bir hanımefendi kızını getirmişti. YKS'ye hazırlanıyor kız kardeşimiz. Böyle yanında duruyor. Kız böyle eliyle vuruyor. Hocam diyor, ele tembel, ele tembel.
kızından bahsediyor, annesi. Yani bana anlatıyor. Diyor, ele tembel, ele tembel. Öğrencinin dudakları böyle pötür pötür. Yüzü solgun. Böyle bir sabah 11 civarıydı. Sanki hiç uyumamış gibi bir hali vardı. Yani o ele tembel, ele tembel dediği öğrencinin demiri düşük. Demir minerali düşük. Ama biz ele tembel, ele tembel diyoruz ki başka bu dediklerimi lütfen çevrenize bakın ve çete müsait olanlar cevap yazabilir. Sabahları yorgun kalkandım. Bir yazsın çete. Sabahları yorgun kalkıyorum. Kaç saat uyusan da 7 saat de uyusan, 11 saat de uyusan yorgun kalkıyorum. Bir yazabilirsiniz. Herkes yazmayabilir ama hem kendiniz için düşünün hem çevrenizdeki insanlar için. Ele tembel, ele tembel. Bunu bazen eşimize söylüyoruz. Bunu bazen çalışanlarımıza söylüyoruz. Değil mi? Biraz önce öğretmenler, bir okulun öğretmenleriyle bir şeyimiz vardı. Üç tane soru sordum. Genelde bu üç soruyu öğretmenlere soruyorum. Size de şimdi sorayım. Bir, 45 dakika boyunca hani bir derse giriyorsunuz. Full odaklı mısınız? Çünkü öğrencilerin genelde öğretmenler, anne babalar çocukların odaklı olmadığını söyler. Yani dikkati dağınık der mesela. Ölümcül bir meseledir bu. Hayati bir meseledir. Lütfen altını çizin ve lütfen ilgi gösterin. Bir, 45 dakika boyunca full odaklı mısınız? İki, bir 45 dakikada odaklıysanız, buna evet diyorsanız. İkinci sorum, bir günde kaç derse giriyorsunuz ve girdiğiniz bütün dersler boyunca odaklı mısınız? Yani diyelim 4 derse veya 6 derse giriyorsun. Bütün derslerinde full mü çalışıyorsun? Pür dikkat, tam enerji, tam motivasyonla mı çalışıyorsun? Buna da evet diyorsanız bu da çok güzel. Yani bir ve ikiye evet diyorsanız harikasınız, muhteşemsiniz. Ama genelde evet diyemiyorlar. Üçüncüsü de soru şu. Bunu genelleyelim. Memursunuz, doktorsunuz, neyse, hekimsiniz, mühendissiniz, işte neyse ne yapıyorsanız. Akşam eve geldiğinizde, çalışanlar için eve geldiğinizde, evdekiler için akşam eşiniz geldiğinde bu enerjiniz, odağınız devam ediyor mu? Yatana kadar eşinize, çocuklarınıza yeterince ilgi gösteriyor musunuz? Yeterince vakit ayırıyor musunuz? Onlarla ilgilenip konuşup neyse oynamak isteyen evladınızla oynuyor musunuz? Bu enerjiniz var mı? Genelde %90'ı üçüncü soruya yok diyor. Hocam nereden eve geliyorum? Artık pilim bitmiş. Bir durun, bir susun, bir dinleneyim, bir kafamı dinleyeyim. Modundayım diyor. Enerjimi kullanamıyorum. Bu arada size bazı pratikler de söyleyeceğim. Öyle devam edelim. Birincisi, enerjiniz azalıyorsa, mesela şu an enerjiniz azsa, şu göğsünüzde köprücük kemiğinin üstü tiroid, altı timus bezi, ikisi de nükleer santraldir. Vücudumuzun enerji kaynaklarından en önemli iki tanesidir. Elinizle şöyle buraya vurun. Fazla da vurmayın. Bu gece uykunuz kaçmasın. Şöyle buraya bir vurun. Enerjiniz şu an çok yeterli değilse. İki, dikkatiniz dağınıksa burada epifiz bezi var. Epigenel hormon salgılıyor. Algı, dikkat, hisler, böyle yaydığımız enerji burayla alakalı. Alnınıza şöyle vurun. Burası sol kaşın üst kısmı, tam uç kısmı dopamin salgılatır. Buraya vurun. Rahatlatır bu dopamin. Burası da
dudak çukuru ve çene çukuru serotonin salgılatır. Bu da mutluluk hormonudur. Buraya da vurun. 3-5 kez vurmanız yeterli. Sol koltuğun altına şöyle vurduğumuzda da travmatik öfke, kızgınlık, yorgunluk, üzüntü, keder, elem, gam, buz, kasvet, isteksizlik, motivasyon düşüklüğü gibi psikolojik sebepler neyse buraya vurduğunuzda da o da rahatlar. Bu hareketleri alışkanlık edinin. Bununla ilgili bütün detaylar YouTube'da EFT dersim var benim. Ücretsiz 16 saat. Onu hediye etmiştim. O derslerde bir sürü detay var. Bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ele tembel muhabbetinden devam edelim. Dikkat dağınıklığı herkeste var. Unutkanlık hayati bir mesele. Eskiden dediğim yani 15 yıl önce, 20 yıl önce ve daha öncesinde Alzheimer, bu dediğim her şeyi araştırabilirsiniz bu arada. Tekrar ediyorum, ben hekim olarak konuşmuyorum. Bir tıbbi tedavi dersi değil bu. Tıp dersi değil. Yaşam koçu, gıda mühendisi olarak beslenmenin, vitaminlerin hastalıklarla bağlantısını konuşacağım. Önerilerimi de, tecrübelerimi de paylaşıyor olacağım. Kaynaklarımı da söyleyeceğim. Mutlaka ve mutlaka çevrenize bir bakın. Alzheimer. Şu an 50 yaşında, 45 yaşında Alzheimer tanısı konan insanlar var. Normalde 90 yaşın hastalığı. Yani sebep B12 eksikliği, balık yağı kullanamamak, balık yememek, yese bile kaliteli balık yememek, yeşil sebze ve meyvelerde, mor kırmızı meyvelerdeki vitamin değerlerini, mineral değerlerini düşüklüğü. Peki başka bir tehlike, sizin için de söylüyorum, çevrenizdekiler için de felç, kısmi felç veya işte beyin kanamasından dolayı toplu felç, emboli atması. Bunun temel sebebi ve daha birçok hastalığın kalp damar tıkanıklıkları. Çevrenize bir bakın arkadaşlar. Romatizmadan tutun. Efendim menüsküsten, varisten çıkın. Kalp yetmezliği, işte mide, bağırsak. Aklınıza ne kadar hastalık geliyorsa şu üç tane konuyla alakalı. Bu üçünü yazın lütfen. Lütfen yazın. Bunlarla ilgili tekrar ediyorum. Bir sürü kaynakta vereceğim. Birincisi arkadaşlar oksidatif stres. Bunun altını çizin, üstünü çizin, kırmızı yazın. Kaç tane hastalık biliyorsanız, bildiğiniz hastalıkları bırakın, ne kadar hastalık varsa dünyada, abartmadan söylüyorum, hepsinin altında sebeplerden biri olarak, başka sebepler de vardır, duygusal sebepler vardır, travmalar vardır, genlerin etkisi vardır, beslenmeyle alakalı yönünü söylüyorum ben. Mutlaka ve mutlaka oksidatif stres. Yanına çözüm olarak balık yağı, omega 3, bunların detaylarına gireceğim. Sonra da hepsini özetleyen bir video izleteceğim. Balık yağı, altına antioksidan, altına mutlaka nitrik oksit diye 3 tane kavram yazın. Bir tane de kolajen yazabilirsiniz. Bir tane de protein yazabilirsiniz. Yani bu ürünlerin azlığı veya kalitesizliği bizde hastalığa sebep olabiliyor. Kesinlikle bir sebeplerden biri bu. Kesinlikle. Ve aklınıza ne kadar hastalık geliyorsa bunun sebeplerinden biri oksidatif stres. İkincisi kalp damar blokajları, tıkanıklıkları, özellikle kılcal damarların tıkanması, oradaki mesela kaşıntı, iltihap, ateşlenme, işte ülser, kanser yapan şeyler, yanma yapan şeyler, orada artık kan akışının durduğunu, azaldığını
şey yapıyor. Beyinde işte unutkanlık, ağrılar, baş ağrısı, migren gibi şeylerde beyin damarlarına oksijenin tam gitmediği, damarlardaki tıkanıklıklar. İkincisi bu. Üçüncüsü de mutlaka enflamasyon diye bir bela var. Üç ölümcül mevzu, üç ölümcül konu, kavram, enflamasyon, ateş, yanma, şişkinlik, acı, ağrı, sancı, kronik yorgunluğa sebep olan en önemli üç mevzu. Çok detaya girmeyeceğim. Bunların karşılığına yazıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle önerilerimden biri balık çok tüketin. Hangi şehirde yaşıyorsanız o şehirde onun özellikle köylerde, akarsularda mümkünse doğal ortamlardaki alabalıkları tüketin. Haftanın en az 7 günün 4 günü balık tüketin. Balığı da en fazla buğulama yapın. Kızartması ve diğer unsurlar balıktaki omegayı zayıflatıyor. Bunlar bildiğiniz şeyler, çok üstünde durmayacağım. İkincisi yorgunluk. Sabah yorgun kalkmak, çabuk yorulmak, kronik yorgunluk, işte sırt ağrıları, mide ağrısı, bağırsak rahatsızlığı temel şeylerinden balık yağı, omega 3, EPA ve DHA diye amino asitlerin az olması. Mesela intihar edenlerde balık yağı amino asitleri bulunmamış. EPA ve DHA. Yani çünkü şöyle diyorlar, balık yağı içiyor olsaydı o muavazene, o muhakeme gücü, dayanıklılık gücü artardı ve muhteşem bir şekilde sorunlarını çözmekle mücadele ederdi. Şimdi burada arkadaşlar bunun altını çizin lütfen. Ben size hem kullandığım ürünlerden bahsedeceğim, hem bunun en sonunda maddi kazancından da bahsedeceğim. Buraya davet eden arkadaşla bağlantı kurmanızı istiyorum. Eğer bizim davetimizle gelmişseniz bizimle bağlantı kurabilirsiniz. Instagram'dan, bizim gruplardan. Biri sizi davet etmişse bizim arkadaşlarımızdan, çok kıymetliler gerçekten. Onunla bağlantı kurup yarın sorularınız da olursa birlikte konuşabiliriz. Ortam kalabalık olduğu için soruya çok vakit kalmayacak. Birebir özel sorularınızı yarın veya 1-2 gün içinde işte cevaplayabiliriz. Arkadaşlar balık yağı, bunu lütfen yazın. Eğer bir marka, kullandığınız marka vitamin kutusunun üstünde veya içeriğinde balık, hangi balıktan o yağı elde ettiğini yazmıyorsa, sadece balık yağı yazıyorsa çok ciddi bir şekilde araştırın. Çünkü genelde ucuz balık yağları foklardan alınır. Ayı balıklarından, balinadan, köpek balıklarından alınır. Alkolle kaynatılır. Alkol uçurulur. Balık yağı şişelenir. İşte o şeffaf petlerin içine koyulur ve satılır. Bunlar genelde karaciğer yağlanması yapar, böbreği bozar, kilo yapar. Birisi size balık yağı kullandım, kilo yaptı diyorsa kesinlikle ucuz, kalitesiz, alkolle uçurulan balık yağıdır. Hiçbir anlamı yok. Kullanmamanız daha anlamlıdır. Kullanmanız daha zararlı. Biri size diyorsa ki veya siz de yaşadıysanız çocuk balık yağı kullandı, efendim hastanelik olduk, acile kaldırdık. O çok basittir çünkü balık yağı artık baharatçılarda bile satılıyor. Yani düşünün artık. Hani baharatçılar, bence kaliteli ürün satan baharatçılar da var ama nereden aldığınıza dikkat edin ve ne aldığınıza dikkat edin. Şimdi balık yağı için birincisi
Hangi balıktan alınmış bunu mutlaka peşine düşün. Ben bazen fabrikasını bile arıyorum, müşteri hizmetlerini arıyorum ve hangi balıktan aldınız bu balık yağını ve nasıl ürettiniz? Santrifüjle eğer ayıklıyorlarsa bu daha kaliteli. Trigliserit formunda olmalı. Bu kavramları anlamayanlar için daha basit şeyler söyleyeceğim. İkincisi, dünyada kaliteli balık yağı satan markaların genelde kullandığı balık yağı fish oil diye bir kooperatif var dünyada. Oradan alıyorlar. Bu da yine karışık bir balık yağı. Çok da kaliteli değil. Ama baharatçılarda satılan veya o ucuz balık yağlarına göre yine bir tık daha ileri. Şimdi ben kendi markamı söyleyeceğim. İyi veya kötü birilerini olumlu veya olumsuz kıyaslamayacağım. Yani isim vermeyeceğim. Bunu kullanın, bunu kullanmayın diye. Ben kendi kullandığım markayı söyleyeceğim. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Besin olarak da mevzuyu söyleyeceğim. Arkadaşlar, somon balıkları markaya baktığınızda eğer Norveç somonu diyorsa Norveç somonu kalitelidir. Yani arabalardan yola çıkarsak, yani herkesin ortak bildiği bir şeyden örnek verelim. Yani Mercedes, Audi, BMW gibidir Norveç somonları. İyidir yani. Türkiye şartlarında kalitelidir. Norveç somon balıkları plankton yutar. Yani planktonla beslenir ama santrifüjle balık yağına çevirdikleri için kullanılabilir. Şimdi bize bunu da yazın lütfen. Bize 13 tane vitamin gerekiyor günlük. Her gün 13 tane vitamini almanız gerekiyor. 74 tane de mineral var. Bunlardan demir, manezyum, çinko, potasyum bunlar gibi 74 tane. Adını bazen doktorların bile bilmediği mineraller lazım. Her gün girmesi lazım vücuda. Bunu bu mineraller için benim önerim Himalaya kaya tuzu. Himalaya kaya tuzunda 74 tane mineralin hepsinden var. Ama ne kadar sağlıklı alabilirsiniz bilemiyorum. Ama en kötü ihtimal yemeklerinize, salatanıza Himalaya kaya tuzunun tozunu, İyice değirmeni var onun. Bir de Çankırı'nın bir kaya tuzu var. Çankırı 74 minerali içinde bulunduran kaya tuzu var. O da olabilir. Ama aldığınız yere sorun. Bütün mineraller bunun içinde var mı? Yani onu çok önemseyin. Değişik yerlerden çıkarılıyor. Bütün kaya tuzları 74 minerali barındırmıyor. Dolayısıyla onu günlük almanız lazım. Bir gün almasanız bile bazen işte grip oluyoruz, nezle oluyoruz veya işte belli bir bakterinin veya virüsün o gün bize yerleşmesine vesile oluyor ve ömür boyu çekeceğimiz sıkıntılar oluyor. Şimdi benim önerim burada balık yağında Alaska somon balıkları var. Bunu bir gıda mühendisi olarak söylüyorum. Şimdi de kaynak söyleyeyim size. YouTube'a girin. Alaska somon balıkları diye yazın. Alaska somon balıkları. Bunlar çok zeki balıklar. Çok mücadeleci balıklar. Plankton yutmuyorlar. Alaska'nın o soğuk sularında suyun akışına yüzen balıklar. Dayanıklılığı, mücadele ruhu, konsantrasyonu çok yüksek. Anti-enflamatuar özelliği var. Hani biraz önce dedik ya birçok hastalıkta enflamasyon dediğimiz bir sıkıntı var. Yanma, şişme, acı, ağrı bunların toplamına enflamasyon diyorlar. İltihap bunların hepsi kramp hepsinin ortak şeyi. Anti-enflamasyon özelliği var. Antidepresan özelliği. Kimin? Alaska somon balığı.
Piyasada arkadaşlar İngilizceniz varsa, biraz araştırmacı özelliğiniz varsa mutlaka yazın Norveç somonları kilosu 9-10 dolardan giderken borsada Alaska somon balığının kilosu 90 dolardan gidiyor. Yani siz kalitesini ve şeyini ona göre kıyaslayın. Burada yapılacak şey Alaska somon balığı üreten markayı aramak. Ben bunu keşfettim ve bu markayı onun için kullanıyorum da öneriyorum da. Bu çalışmanın ana amacı vitaminlerden bahsetmek. Siz hangisini kullanacaksanız kullanın ama bir bilinç oluşturmak. Yani bunun ticari yönünü de söyleyeceğim. Söylediğim şeylerin bana kazancı var, sizi davet edene var, size var, sizin çoluk çocuğunuza var, sizin tanıdıklarınıza var. Biraz sonra söylediklerimle uygulamaları yaptığınızda göreceksiniz çok acayip farklılıklar olacak. Alaska somon balığı ve trigliserit formunda olmalı. Bu ikisini lütfen not alın. Trigliserit formunda olmalı. Benim söyleyeceğim markada ayrıca yağda eriyen A, D ve E vitamini. Onun için ben bu markayı kullanıyorum. Çünkü bir balık yağı A, D ve E vitamini 3 ayrı kutuda başka bir markadan alıyordum. Ayrıca uyku getirici melatonin alıyordum. Bir de EPA, DHA 5 kutu hap alıyordum. Şu an bir kutuda hepsini alabiliyorum. Bir şey. Onun için hem fiyat olarak çok avantajlı. Aşağı yukarı 2000 liralık bir 5 kutu ve kaliteli markalardan bahsediyorum. Bu dörtte birine geliyor fiyat olarak ve çok çok kaliteli. Göreceksiniz kullandığınızda kullananlar memnun kalacak. Şimdi buradaki benim önereceğim markadan bir tane de özelliği kaliteli uyku sağlatıyor. Uyku kaliteniz çok yükseliyor. Dolayısıyla erken kalkıyorsunuz, dinç kalkıyorsunuz ve gün boyunca dinç hissediyorsunuz kendinizi. Bunu basit bir satış görmeyin lütfen. Görürseniz de siz bilirsiniz. Yani o da sizin algınız. Haksız saymıyorum çünkü piyasada o kadar çok sıkıntı var ki bu konuda. Ama Kadir Demirbüken olarak ben kendi adıma söylüyorum. YouTube'dan bakabilirsiniz videolarıma, tarihçeme bakabilirsiniz, sayfama bakabilirsiniz. Verdiğim eğitimlere, terapilere katılanların yorumlarına bakabilirsiniz. Hepsi samimidir. En ufak bir satış şeyi yoktur. Kesinlikle neyse onu konuşuyorum. Niye peki böyle bir şey yapıyorsun? Ben 5 aydır bu markayı kullanıyorum ve çok ciddi sonuçlar aldım. Takip eden öğrencilerim biliyor. Videolarıma bakabilirsiniz. Bir yıl önceki ve şimdiki videolarıma. Piyasada günde en az 6 seans yapıyorum. En az hiç seans yapmadığım zaman. İş adamlarından, ev hanımlarından, öğrencilerden, üniversitedeki akademisyenlerden aklınıza kim geliyorsa, hangi kesim geliyorsa inanılmaz bir verimsizlik var ve inanılmaz bir hastalığa akış var. Şimdi vereceğim oranı yazın. Biraz sonra yine videoda göreceksiniz. 100 kişide 80 kişi hastalıktan ölüyor. Ve bunun %63'ü önlenebilir. Beslenme bilinciyle, vitamin takviyesiyle, sporla, hareketle bu üçünü birlikte yapacaksınız. %63 çok büyük bir rakam. Şimdi size bir video izleteceğim. Sonra devam edeceğiz. Lütfen algınız açık izleyin. Saat görülüyor mu? What will your last 10 years Evet, be? Evet. The
Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future. Evet. Lütfen buna odaklanın arkadaşlar. Son 10 yılınızı. Tabii Allah hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, şifa versin. Ömrümüzün kalan kısmını diye geniş tutalım. %80'i hastalıktan ölüyor ve bunun %63'ü önlenebilir. Bunu bir yazın lütfen. Şimdi balık yağı açısından dediğim gibi harcadığınız her kuruşa değer Alaska somonu kullanın ve trigliserit formunda olmasına özen gösterin. Bu dediklerimi teyit edebilirsiniz. Ben biyokimya profesörlerine sordum, eczacılara sordum, ben de araştırdım. Yani çok rahat araştırabilirsiniz. Biraz sonra başka kaynaklarda söyleyeceğim. Şimdi ikinci olay, nitrik oksit diye bir vücudumuzda 15 saniye bile olmasa ölebileceğimiz bir şey var. Yani nefessiz 12 dakika kadar yaşayabiliyor bir insan belki ama nitrik oksit salgılanmasa 15 saniye bile yaşayamaz, ölür. Vücuttaki nitrik oksit çok hızlı düşüyor. Vücudumuz bunu normalde salgılıyor ama işte bu cümleleri bir yazın lütfen. Bir günde yaklaşık 300-350 arası kimyasala maruz kalıyoruz. Zehirli kimyasala. Bunların bir kısmı en yakınımız telefon, bilgisayar, mavi ışık, televizyon, Wi-Fi. Her şehirde hemen hemen var, tepelerdeki kuleler ve uydu. Dünyada bundan kaçmak imkansız gibi bir şey. Bundan kaçmak imkansız olduğu için bunu almamak diye buna dikkat edeceğiz ama bunu mecbur alıyoruz. Bunu detoks yapmamız lazım. Şimdi size birkaç detoks söyleyeceğim ve benim önereceğim ürünü de söyleyeceğim. Ayrıca sularımız, klor mesela, flor, diş macunlarımız, mesela mümkün mertebe florsuz diş macunu öneriyorum. Onun detaylarıyla ilgili YouTube'da bir sürü video var. Bakmanızı isterim. Damacanaların işte vinil kloroid denen bir şey var. Üçüncü, beşinci kullanım veya sıcakta kullanımında suyu bozuyor. Cam şişede olması gerekiyor. Pınar sularında topraktan karışan şeyler var. Mutlaka suyunuzu çok kaliteli düşünmeniz lazım. Asitli içecekler, cips gibi hazır trans yağlarla üretilmiş gıdalar. AVM'lerde veya işte hazır fast foodlarda Çin tuzu kullanılıyor. Tatlıların çoğunda mısır şurubu kullanılıyor. Bunların her biri bizim epifizimizi kapatıyor, algı zayıflıyor. Bizim damarlarımızı tıkıyor. İşte diyabete, efendim diyalize, böbrek sorunlarına kadar ve bunlar böyle %30, %40 ölçümler. Kanser oranlarını bir araştırın. Yani iki kişiden biri neredeyse kanser teşhisi koyuluyor. Çok yüksek ve çok korkutucu rakamlar. Biyolojik yaş ve şey yaşı diye bir ruhsal yaş diye bir mevzu döner piyasada. Biz bir
Finlandiyalılarla, Ukraynalılarla bir tatile gitmiştik. Birkaç yıl önce bir gemi tatiliydi. Bir hafta birlikte işte gezdik, fiyortlara gitmiştik. Adam sabahın beşinde kalkıyor, 80 yaşındaki adam sahayı 10 tur atıyor. Bir tur atınca oluyor. Valizi alıyor, 40 yaşındaki, 30 yaşındaki delikanlı gibi taşıyor. Biz o valizi işte bekliyoruz ki adam gelsin taşısın. Biyolojik yaşlarımız çok çok farklı. Ve şu an bir tehlike var. Gençler, yani 15 yaşındaki çocuk taşı sıksa suyunu çıkaracak delikanlı genç kız halsizlikten bahsediyor, yorgunluktan bahsediyor. Ama bizim o ele tembel, ele tembel diyen abla diyor ki, hocam yani bu televizyon izlemeye gelince izliyor. Düğüne gittik mi kurtlarını döküyor, halay çekiyor, oynuyor. Oo. Bu mesela delikanlı için babası, annesi diyor ki, top oynamaya gelince gidip top oynuyor. Keyifli bir şey varsa, bizim zihnimizde keyif oluşturan bir şey varsa, bizim şimdi bu tiroid timus dedim, nükleer santral. Vücudumuzda bir sürü enerji fabrikası var. 100 trilyondan fazla hücremiz var. Bir hücre en az 2 ATP üretir. 250 ATP'ye kadar bu enerji artabiliyor. Biz zihnimizde bir şey keyif verirse bize dopamin ve serotonin salgılatıyor ve biz o sevdiğimiz şeyi kalkıp yapıyoruz. Demirimiz düşük olsa bile, D düşük olsa bile, B12 düşük olsa bile. Bu arada bunları da bir yazın. Demir, D, Denizli'nin D'si, B12, manezyum mutlaka çok önemli. CRP, hemoglobin A1C, bunlara bir dikkat edin. Kan tahlili yaparken bunlarla ilgili de bazı yorumlarımı söyleyeceğim. Şimdi başka bir şey, meyve ve sebzeler hormonlu, ilaçlı, hibrit, genetiği değiştirilmiş tohumlar, organiğini bulursanız 5 katı da verseniz hiç arkanız geri çekmesin. Ben Finike'de organik portakal yemiştim. Denk geldi. Oraya tatile gitmiştik. Ya dedim ben 35 yıldır portakal yemiyormuşum. Portakala benzer bir şey yiyormuşum. Organik portakal yedim. Adam dedi ki bizim baba bahçemiz bu. Dedemin dedesinin bahçesi. Organik. Gerçekten 2 çuval almıştık. Dedim 5 çuval daha alsaydım keşke. Çok az kişi yetiştiriyor organik portakalı, organik meyveyi. İnanılmaz farklı bir lezzetli. Mesela tıp dünyası, besin, gıda mühendisliğinde derler ki bir su, bir elma yeter bir insana. Ömür boyu sağlıklı yaşayabilir ama hangi elma? İşte o organik elmadan bahsediyor. Şimdiki hormonlu elma değil, kurtlu elma. Bu arada vişnenin, kirazın, elmanın, bilmem meyvenin kurtlusundan iğreniyor gençler. Kesinlikle öneriyorum. Kurdunu da yeseniz hiç sıkıntı değil. Ben vişneyi yerken yiyorum. İçinde ne varsa, ne gidiyorsa hiç sorun değil. O içeride vücut onu vitamine, minerale çevriliyor. Çünkü eğer kurdu yoksa ilaçlıdır ya da hormonludur. Bak her şeyi detaylı anlatmıyorum. Örneklerim seçme. Yani bunu çoğaltın siz. Başka bir şey söyleyeyim. Bu aralar yani şu birkaç yıldır alerjisi olan insanlar çok rastlıyor. 200'den fazla alerji varmış. İşte meyve suyu tadında biz multivitamin öneriyoruz. Antioksidan değeri çok yüksek. Diyor ki hocam bizim çileğe alerjimiz var. Meyveye alerjisi var çocuğun. Bu alerji arkadaşlar o meyvenin ilaçlı ve hormonlu olmasından. Gerçekten organik çilek de var bu arada. Biraz 2-3 kat pahalı ama organik çilek yiyince bunu ben birçok kişide önerdim ve kullandı. Organik çilek
küçük olur onlar zaten. Böyle koca koca olmaz. Koca kocaysa zaten anlayın ki hormonlu, ilaçlı ve inanılmaz zararlı. Organik meyvenin alerjisi olmaz. Alerji varsa bağışıklık sistemi, bunun da altını çizin. Bağışıklık sistemi yazın, yanına antioksidan yazın ve bütün hastalıklara, bütün bakterilere, bütün virüslere, alerjik alerjenlere, mantarlara, vücut kansere, ülsere, işte strese bağışıklığınız güçlü olursa dayanıklı olursunuz. Anlatabildim mi? Yani ikiz kardeş vardı mesela. Biri çok dayanıklı. Hocam diyor bu hiç hasta olmuyor. Bu elinden mendil düşmüyor. Sürekli grip, sürekli yazın bile burnu akıyor. Bağışıklık. Bunun psikolojik sebepleri var. Bugünkü konumuz o değil. Vitamin kullandığında benim markamın Orax değeri bir antioksidan. Şimdi Mercedes örneği verdik ya, benim önerdiğim marka Bugatti, Tesla, en iyilerinde en iyisi. 3-5 kat daha kaliteli. Bunu da şey olarak söylemiyorum. Yani vitaminde, multivitaminde antioksidan aldığınız zaman, işte E vitamini, C vitamini, bir sürü antioksidan etkisi olan var. Orax değerine bakacaksınız. Orax değeri bu iyi markaların 2000'dir. Ama benim önerdiğim markanın 4000 Orax değeri. Yani en iyisinden 2 kat daha güçlü. Bağışıklığı güçlendirmek açısından. Yani aynı üründen alıyorsun multivitamin. Birinde diğerinin 2 katı etkisi var. Daha güçlü. Yani aynı işi yapıyorsun. 15 bin mi almak istersin, 30 bin mi kazanmak istersin? Böyle düşünün. Vücuda katkısı bence paradan daha kıymetli. Şimdi bir başka sorun, balık, yemle yetişen balık yiyorsanız, yani kooperatif balığı, balık çiftliklerinin balıkları, sıkıntı. Taze balık yemiyorsanız sıkıntı. Balığı yağda kızartıyorsanız, ızgarada kızartıyorsanız sıkıntı. Şimdi bunu söylerken, hocam sen yağda balık yemiyor musun? Yiyorum valla. Bizim bir balıkçımız var, Esendal Usta. Yaptığı her şey çok lezzetli. İnanılmaz keyifli. Salatası, malatası. Hele İstanbul'a falan, deniz kıyısına, İzmir'e, Antalya'ya gittik mi balık yiyorum. Ben normalde kebapçıyım, eşim balıkçı. Balık biz haftada 3-4 gün yeriz yani. Ama fırında da yeriz, işte kızartmasını da, mangalını da yeriz. Bunu omega için yemiyoruz, yani lezzet için yiyoruz. Ama omega alıyoruz günlük. Tamam, yani bir başka sorun, tavukların hormonlu büyümesi, ineklerin, koyunların, kasaptan aldığımız etin, marketten aldığımız etin organik olmadığı için yumurtalar, o tavuk organik olmadığı için B vitamini, kolajen, efendim diğer birçok şeyi alamıyoruz. Bunun için işte vitamin kullanmamız gerekiyor. Kaliteli marka. Şimdi bu kadar özetten sonra ben size bir 26 dakikalık video izleteceğim. Bu anlattıklarımın birçoğunu tekrar bir özet geçecek. Sonra size kaynaklardan bahsedeceğim. Videoda da bahsediyor. Ve sunumumu bitireceğim. Yani bir saat düşünmüştüm. Bir saat 15 dakika falan sürecek. Daha sonra sizi davet eden, eğer bizim davetimizle gelmişseniz bizi arayın. Yoksa sizi kim davet ettiyse, çok kıymetli arkadaşlarımız var. Bu bizim bir sağlık hareketimiz var. Sağlıklı yaşam için insanları teşvik ediyoruz. Maddi kazançlarını da insanların artmasını öneriyoruz. Herkes kazanıyor. Yani e-ticaret kısmı var. Bunlarla da ilgilenmenizi istiyorum. Neden? Sorum şu. Çevrenize bir bakın. Dolar, euro, altın artıyor mu? Artırıyor. Sabit maaşlılar sıkıntılı mı? Sıkıntılı.
Yani bunu üzülerek söylüyorum ama maalesef böyle. Maaş zamları yetmiyor yani. Yetmiyor yani. Çocuk bezi, salça daha pahalı. Enflasyon olarak ölçtüğünüzde gelen zamlardan çok daha fazla. %170 zam geliyor. İnsana veriyor %50, %100 neyse. Çok yüksek enflasyon var. Çevrenize bir bakın. Emekli olmayı düşünenler var mı? EYT'den emekli olanlar var mı? İş iş diye piyasaya insanlar bakıyor ama maalesef birçoğu klasik iş bakıyor. Adam emekli olmuş, 30 yıl çalışmış, aldığı maaşla, tazminatla bir kahvaltı salonu açmış. Geçen yolumun üstündeydi. Bir uğradım, kahvaltı yapayım dedim. İşler nasıl dedim? Valla dedi hiç iyi değil. Böyle bekliyoruz. Abi fizibilite yapmadın mı? Yok. İşte bizim bir delikanlı vardı. Üniversiteyi bitirdi, işe giremedi. Açtık burayı, bekliyoruz iki kişi. 30 yılın parasını bir salona harcamış, gelir mi gelmez mi? Belki aramızda ismini söylemeyeceğim. Arabamı yıkatıyordum. Eli düzgün, böyle eli yüzü konuşması düzgün. Hoş geldiniz beyefendi, işte çay ikram ne istersiniz? Lan dedim bu araba yıkayıcıları ne zamandan belli böyle elit oldu? Dedim eğitim mi aldınız yani? Size özel bir eğitim mi verdi? Yani müşteri güler yüzlü karşılayın işte böyle falan. Yok dedi ben öğretmenim. Hocam dedim ne yapıyorsun sen burada? Valla dedi düğün yapacağız. Sıkıntılarımız var. Ek iş yapıyorum. Abi etme kurban olayım. Bir öğretmen araba yıkamamalı. Kötü bir şey değil. Araba yıkamak da sıkıntılı bir şey değil. Ama vasıflı şey var. E-ticaret yapmak istiyor gençler. E-ticarette bir sürü sorun olabilir. Yapanlar da var, aramızda da var. Ben size hepsini düşünmenizi istiyorum. Çok vasıflı ev hanımları var. Üniversite bitirmiş ev hanımları var. Çevrenize bakın, asım akrabanıza bakın. Bir iş yapacağım diyor, çocuğum var. Onu sağlıklı büyütmek istiyorum. Evden ticaret yapabilir. Bu ikisini birleştirin. Algılarınızı açın lütfen. Bir vurun şöyle. Bayağı konuştuk, dikkat dağılmış olabilir. Kaşınıza vurun. Bunun hilesi yok. Rahat olun. Bu ciddi ciddi katkısı var. Her şey net. Sıkıntı yok. İçiniz rahat olsun. Evet, şöyle bir açın. Lütfen geleceğinize, sağlığınıza, maddi manevi efendim önem vererek izleyin. Sonrasında dediğim gibi sorularınıza vakit kalacak efendim. Kağıdınız, kaleminiz elinizde olsun. Not alın sorularınızı daha sonra. Merhaba. Öncelikle bu videoyu izliyorsan hayatında bir şeyleri değiştirmek için adım attın ve bundan dolayı seni kutluyorum. Peki bu videoyu niye izleyeceksin? Bu videoda size yeni nesil e-ticareti anlatacağım. O yüzden yeni bir iş fikrine açıksanız videoyu izleyin. Eğer değilseniz boş verin gitsin, gidin dizinizi izleyin, başka bir şey yapın. Ama hayatınızdaki bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız ve yeni bir iş fikrine açıksanız şu andan itibaren izleyeceğiniz video hayatınızı değiştirebilir. Hayatı neye benzetiyorum biliyor musunuz? Dört ayaklı masaya bakın, buradaki masa gibi. Masanın dört ayağı var. Eğer bu ayaklardan bir ya da birkaçı kırık, ezik ise ne olur? Masa sallanır. İşte hayatımız da böyle. Bu ayaklardan biri sağlık. Ne kadar sağlıklıyız? İkincisi varlık, finansal özgürlük. Ne kadar varlıklıyız? Alacağımız bir şeyin etiketine bakmadan gönül rahatlığıyla alabiliyor muyuz? Üç, zaman. Ne kadar zaman özgürlüğümüz var? Ailemize, çocuklarımıza, sevdiklerimize, kendimize zaman ayırabiliyor muyuz? Ve dördüncüsü huzur. Ne kadar huzurluyuz? Sevdiğimiz işlerimi yapıyoruz. Takdir ediliyor muyuz? Değer biliyorlar mı? Alın terimizin karşılığını veriyorlar mı? Huzurluca, mutluca, keyiflice çalışıyor muyuz? Keyifli bir hayat yaşıyor muyuz? İşte bunlardan bir ya da birkaçı hayatımızda eksikse topal hayatlar yaşıyoruz. Lütfen kendinize sorun. Bu dördünden kaçına sahipsiniz? Eğer bir ya da birkaçına sahip değilseniz işte bu videoda dördüne birden sahip olmanın fırsatını anlatacağım size. Kimim ki anlatıyorum?
İsmim Ziya Şakir Yılmaz. Ben bir köy çocuğuyum. Malatya'da suyu, elektriği, yolu bile olmayan bir köyde doğdum büyüdüm. Annem ilkokul mezunu bir köy kadındır ama nice profesörden bile almadığım hayat dersini annemden aldım. Rahmetli babam köy enstitülerinden mezun olağanüstü bir öğretmendi. Onun sayesinde ben Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazandım. Robert College ayarındadır. Sonrasında ODTÜ, ODTÜ ekonomi mezunuyum. Üstüne de London College of Management'da master yaptım. 16 sene maaşlı çalıştım. Çok iyi firmalarda. Dubai'de şirket yönettim. Son olarak da Bayer ilacı biliyorsunuz, aspirinin mucidi. Onun halk sağlığı bölümünde Türkiye ülke müdürü oldum. Ek olarak Balkanlar ülke müdürü oldum. Üstüne Rusya, Ukrayna, Belarus, Türkiye Cumhuriyetler, Kafkaslar, İran, Pakistan. 20'den fazla ülkeyi yönettim. Dışarıdan baktığınızda muhteşem değil mi? Harika bir firma, harika bir statüdeki pozisyon. Gelir güzel, arabam güzel, seyahatlerim, 5 yıldızlı oteller. Ama masanın 4 bacağı var demiştim ya. Sağlığım elden gidiyordu. Bir dudak arasındayım. Şu an iyi kazanıyorum da kovulduğum an işsizim. Zaman fakiriydim. Zaman. Bir gün bir otelde uyandım. Hangi ülkede olduğumu bilmiyorum. Döndüm ve birkaç ay sonra istifa ettim. Şu ana kadar tam 78 ülkeye seyahat ettim. 80'den fazla ülkeye ihracat yaptım. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok firmaya eğitimler veriyorum. 500 binden fazla kişiye eğitimler verdim. Satranç Ankara şampiyonluğum, Türkiye altıncılığım var. Bir girişimci olarak 3-5-10 hamle ilerisine hesaplamalıyız. Kişisel gelişim kitaplarım var. TEDx konuşmacısıyım. Yani bunları başaran biri olarak sizlere yol göstermek istiyorum. Hadi gelin yeni nesil e-ticareti inceleyelim. Ama muhtemelen zihninize hemen bir soru geliyor. Ya benim yeterince sermayem yok. Ya benim yeterince tecrübem yok. Ya ben tek başıma nasıl yapabilirim ki? Ve ben risk almaktan korkuyorum. İçiniz rahat olsun. Bu dördünün de çözümü var. Hadi gelin başlayalım. Daha önce hiç girişimcilik yapmadıysanız size hemen bu konuda da bir tüyo vereyim. Bir işi incelerken 5 parametreye bakın. 5. Bunlardan ilki talep. Bugünkü değil ama gelecekteki talebe bakın. 2. Doğru ürün veya hizmeti seçin. Niş, farklı olsun, fiyat savaşlı değil. Özel ürün bulmalısınız. 3. Ortaklarınız, sırtınızı yaslayabileceğiniz, güveneceğiniz, uzun süreli yola çıkabileceğiniz kişiler mi? 4. Yatırımımıza bakmamız lazım. Ne yatıracağız? Ne kazanabiliriz, ne kaybedebiliriz? Ve 5. Bir sistem olmalı. Eğer ortada bir sistem yoksa maaşlı kölelikten kaçıp patron köleye dönersiniz. Hadi gelin bunları tek tek inceleyelim. İlk önce talep. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok finans dergisini okurum. Uluslararası makaleleri okurum. Başarılı iş insanlarını takip ederim. Gelecekte hangi sektörler popüler olacak diye araştırdığımda 4 tanesi ön plana çıkıyor. Bilişim, yapay zeka, enerji, temiz enerji, wellness, sağlıklı yaşam ve e-ticaret. İlk ikisini dışarı bıraktım. Ama şu ikisini yapabilir miyim? Wellness ürünlerinin e-ticaretini yapabilir miyim? İşte bu iki sektörden bahsedeceğiz. Bakın bunu ben demiyorum. Dünyanın en saygın araştırma ve denetleme kurumlarından Deloitte'un bir araştırması var. Bakın ekranda görüyorsunuz. Sağ üst köşe. Covid dönemi boyunca toparlanma hızı en yüksek ve pozitif yönde etkileşim olanlar ne diyor? Sağlıklı destek ürünleri ve e-ticaret. Doğru talep bu. Şimdi gelelim doğru ürüne. Güzel. Wellness için kaliteli ürün kullanmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporunu okudum. Diyor ki, Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmiş ülkelerde her 10 kişiden 8'i yaşlılıktan değil, hastalıktan ölüyor. İnanılmaz değil mi? Ve çok çarpıcı bir eklemesi vardı. Bunun %63'ü önlenebilir. Doğru bilgi, sağlıklı yaşam tarzı ve besin destek ürünleri kullanarak. Bakın, hastalığın tedavisinden bahsetmiyorum. Hastalığa yakalanmadan önce koruyucu önlemden bahsediyorum. %63'ü önlenebilir. İşte bu destek ürünlerine ihtiyacımız var. Gerçekten var mı? Bakın bir çalışmayı sizinle paylaşıyorum. 1985 ve 2002 yıllarında aynı yerde aynı sebze ve meyvelerin içeriklerine bakar mısınız? %12'den başlamış %95'e kadar düşüş var arkadaşlar. Muzla bakar mısınız? İçindeki vitamin B6 330 birimden 18 birime düşmüş. Bunun anlamı ne? Eskiden bir muz yerken aldığımız ham maddeyi şu an neredeyse 15-20 muz yememiz lazım. Sene oldu 2022. Herhalde 100 tane muz yememiz lazım. Yani yediklerimizle karnımız doyuyor ama vücudumuz çığlık atıyor. Açım, aç diye. Tıpkı bir arabanın benzini gibi düşünün. Arabaya kötü benzin verseniz ne olur? Hem ömrü kısalır hem verimi.
İşte bizim vücudumuzda da başımıza gelen bu arkadaşlar. Aldığımız sebze ve meyvelerden her gün eksik besleniyoruz. Bakın ben köyde doğdum büyüdüm. Eskiden bir domatesi, bir portakalı kestiğimizde bütün ev kokardı. Şimdi karımla karşılıklı yiyoruz. Kokusu yok arkadaşlar. Yediğimiz, içtiğimiz yetmiyor. İşte bu eksik kahvaltı, öğle, akşam yemeğindeki eksik ham maddeyi almamız lazım. Vücudun temelde 3 tane sorunu var. Bakın bu 3 sorundan dolayı hastalanıyoruz. Bunlardan ilki endotel, damarlarımız. Vücudumuzda 40 bin kilometrelik otoban var. Tıpkı trafik gibi düşünün. 4 şeritli otobanlar 3, 2, 1 şeride düşerse ne olur? Trafik akmaz. İşte kan dolaşımında da aynı sorunu yaşıyoruz. O zaman bu damarlarımız temiz olmalı. Gerektiğinde de esneyebilmeli, ek şerit açabilmeliyiz. 2. Oksidatif stres. Aldığımız nefesten tutun, kullandığımız deterjana birçok şeye kadar arkadaşlar vücudumuzda oksidatif stres oluşuyor. Serbest radikaller vücudumuzdaki hücrelere saldırıyor. Onları sakinleştirmemiz lazım. Yaramaz çocukları dizginlememiz lazım. Yani antioksidan kullanmamız lazım. Ve 3. Enflamasyon. Vücudumuzda arkadaşlar olası hastalıklara karşı vücut savunma geliştiriyor. Ödemler oluyor, yangın oluşuyor. Bunu telafi etmemiz lazım. Omega 3 ve benzeri destek almamız lazım. Temelde 3 mekanizma var. Şimdi gelelim bunun çözümüne. Bayer'den istifa ettim. Yüzlerce firma araştırdım ve derken Kayani ile tanıştım. Bakın ekranda görüyorsunuz. O kadar az öz bir ürün grubu var ki. Kayani bir sağlıklı yaşam hareketi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bunlar bir ilaç değil, hastalığın tedavisi için değil arkadaşlar. Hadi gelin ürünlerimizi inceleyelim. İlk ürünümüz Kayani Nitro. Noni denilen çok özel bir bitkinin özütünden ve köklerinden elde ediliyor. Ve şu an arkadaşlar doğal, sıvı, vücudun kendi kendine nitrik oksit üretmesini sağlayıp damarlarımızı esneten çok ama çok özel bir ürün. Endotelimize destek oldu. İkinci ürünümüze geçelim. Sunrise. Dünyanın 22 farklı bölgesinden elde edilen kırmızı mor meyve. Bakın bütün bilim dünyası diyor kırmızı yiyin mor yiyin, kırmızı yiyin mor yiyin. 22 tane çok özel meyve ve sebze elde edilmiş, soğuk sıkım ambalajlanmış. Ve ORAC skoru, yani serbest radikalleri kovma skoru en yüksek ürünlerden biri. İkinci soruna da bir çözümümüz var. Ve geldik sonuncusu. Enflamasyon. Bunun içinde omega 3. Kayani Sunset. Kayani Sunset'e bir omega 3 derseniz haksızlık edersiniz. Çünkü dünyanın en soğuk, en temiz kaynağından elde edilmiş ve içinde A, D, E vitaminleri var. E vitamini maliyeti omega 3 maliyetinden bile daha fazladır. Ve bu ürün Japonya gibi Dünya Sağlık Kodeksi en yüksek ülkede 2 kere Grand Gold ödülü, yani en iyi ürün ödülü almıştır. Bakın 3 sorun 3 çözüm. Peki burada bitiyor mu? Bunlar mikro besinler. Vücudumuzun bir de makro besinlere ihtiyacı var. Kolajen. Kırışıklık, ağrılar birçok şey için çok önemli. Ama hangi kolajeni alacağımızı bilmiyoruz. Hiç Dalton değerine bakıyor musunuz? Hayır. Doğal mı? Sıvı mı? Elde edilen kaynak merada gezen sığırlardan mı elde ediliyor? Ve içinde bağırsağınız içinde prebiyotik var mı? İşte HL5 tam da böyle bir ürün arkadaşlar. Piyasada bulacağınız en harika ürünlerden biri. Ziya Bey benim protein ihtiyacım var. O zaman Fit 20. 20 gram bakın. 10 gram kolajen, 10 gram protein. Ve izole whey protein. Bunu bilenler onun anlamını çok iyi anlayacaklar. Ya Ziya Bey ben hayvan kaynaklı değil de bitki kaynaklı. Ben veganım. Böyle bir ürünümüz var mı? İşte o zaman da Origin serisi var. Çikolatalı ya da vanilyalı. Harika bir protein, yağ, karbonhidrat dengesi var arkadaşlar. Ve tadı da enfes. Peki ya Ziya Bey ben de unutkanlık başladı. Enerjim çok düşüyor. Odaklanamıyorum ya bir şey çalışacağım. İşte o zaman da Kayani 10. Bakın kahve içemeden uyanamıyorum falan diyenler var ya. Doğal kafein var arkadaşlar. Taurin var. Ve içinde nootropikler var arkadaşlar. Tadı da efsane. Ve son ürünümüz. Türk toplumunun en büyük şikayetlerinin olduğu şişkinlik, gaz, benzeri bağışıklık sistemi ve bağırsaklarla ilgili. Bakın bağırsaklar ikinci beyin. Ve Restore ürünü arkadaşlar. Amerika'da yılın en iyi ürünü ödül aldı. Bakın kısa anlatıyorum size ama Kayani ticaretinin çekirdeğinde, merkezinde ürün, ürün, ürün var. Lütfen sizi buraya davet eden kişiden bol bol ürün bilgisi izleyin. YouTube'a girin, Kayani Doktor, Kayani Ürün yazın. Ürün her şeyimiz. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de ticari faaliyette Kayani ve bir tane ürün şikayeti yok. Tekrar uyarıyorum. Bu ürünler bir ilaç değildir. Hiçbir hastalığın tedavisi için kullanılmamaktadır.
Dolayısıyla ya şu hastalığım var, şu rahatsızlığım var, kullanabilir miyim? Bakın, manavdan herhangi bir sebze meyve aldığınızda bunu kullanabilir miyim diye sormuyorsanız kayağın ürünleri de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Kayağın ürünleri besinin özütü arkadaşlar. Dünyayı dolaştım, bunlardan daha güzel, doğal, sıvı, harika ürünler görmedim. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanın. 9 yıldır kendim kullanıyorum, aileme, sevdiklerime kullandırıyorum. Herkesten çok güzel geri dönüşler alıyorum ve bol bol da hayır duası alıyorum. Şimdi gelelim 3. aşamaya. Doğru ortaklar. Ben bir iş insanıyım. Bir ticaret incelerken deşerim arkadaşlar. Bugüne kadar bir isim yapmışım. Yapacağım bir hatada bütün ismim zedelenir. Bir hafta gece gündüz kayani iş ortaklarını ve ürünlerini araştırdım. Ürünler Japonya'da olduğunu öğrenince gönül rahatla zaten kullandım. Firma sahipleri için ta Amerika'daki eski bir bakana ulaştım arkadaşlar. Kime sorduysam dürüst, çalışkan, ahlaklı, vizyoner, bu kadar zengin olmalarına rağmen bu kadar mütevazi ve insanların iyiliği için çalışan insanlar bulamazsın dediler. Gerçekten 9 yıldır çalışıyorum. Hizmetkar liderliği onlardan öğrendim. Kalpleri güzel, özü güzel. Kayani'yi de bu yüzden kurmuşlar. Ve yetmez. Geçmişte ne yapmışlar? Bugüne kadar kurdukları hiçbir işi satmamış, devretmemiş, hiçbir işte başarısı olmamışlar. Her girdiği ana kulvarda ya birinci ya ikinci olmuşlar. Kayani'de dünya birincisi olmak için kuruldu arkadaşlar ve olacak. Harika. Şimdi gelelim 4. aşama. Yatırım. Yatırımda çok basit iki soru sorun. Ne yatıracağım? Fırsatlarım ne? Riskim ne? Kayani ticaretine başladığınız an arkadaşlar, dünyanın 60'tan fazla ülkesinde operasyonsuz, tahsilatsız, kargosuz dünya çapında bir e-ticaret kuracaksınız. Nasıl olacak bu? Ben bu ticareti yapmaya karar verdiğim dediğiniz anda arkadaşlar size özel bir site açılacak. Başını siz seçin. aleminkralı.kayan.com, prenses96.kayan.com ya da ziya.kayan.com. Siteniz açık. Her şey açık arkadaşlar. Peki birisi ürün almak istedi. Sitenizi vereceksiniz. Siteye girecekler. Herhangi bir internet sitesinden alışveriş yapar gibi sepete ekleyecek. Kredi kartıyla ya da havaleyle ödeyecek. Peki biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz siteyi verdik. Kayani parayı tahsil edecek. Faturasıyla beraber hop Kayani kargolayacak. Bakın öyle bir ticaretten bahsediyorum ki tahsilata karışmadım, teslimata karışmadım, kargoya, iadeye hiçbir şeye karışmadım. Şu an farkında mısınız? Dünya çapında, dünyanın 60 ülkesinde sanal marketiniz, sanal mağazanız, sanal dükkanınız, sanal eczaneniz var. Aynı şey Almanya'da olursa peki benim Almanya'da tanıdığım var Ziya Bey, ne yapacağız? Aynı internet sitesini Almanya'daki tanıdığınıza yollayacaksınız. Siteye girecek, Almanca açılacak, Euro ödeyecek, Kayani Almanya tahsil edecek, faturasıyla beraber kargo olacak. Peki Amerika'da? Kayani Amerika tahsil edecek, faturasıyla beraber kargo olacak, hem de site İngilizce açılacak. Peki ne yapacağız? Ticarette iki şey yaparsınız. Bakın herhangi bir ticarette. Önce dağıtım ağı kurarsınız, sonra da tüketim ağı. Burada da Kayani ürünlerinin Türkiye ve dünya çapında dağıtım ve tüketim ağını kuruyoruz. Peki nasıl para kazanacağız? Kayani bize ürünleri verdi. Bizim internet sitemiz var. Sitemizden hangi müşteri ürün alırsa %20'den başlayarak %30, %40'a varan perakende geliri elde edebiliriz. Ya Ziya Bey, ben bu işi yaparım. Bu ürüne de herkesin ihtiyacı var. Ama bu ticarete de herkesin ihtiyacı var. Etrafımda çok insan yapmak istiyor. Peki onların da bu ticareti yapmasına vesile olursam ne olur? Tıpkı klasik ticaret gibi arkadaşlar. Siz atıyorum Marmara bayisiniz. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale bayisi bulduğunuzda ne olur? Onların ciroları da size gelir. Ama perakendeci karı gibi yüksek değil, toptancı karı elde edersiniz. Kayani'de de sizin vesilenizle kimler başlarsa onların da internet siteleri olur. Ve onların da oluşturduğu cirodan ortalama hesaplarına göre yaklaşık %3 ile 5 komisyonunuzu elde edersiniz. Ve sadece burada bitmiyor arkadaşlar. Kayani diyor ki benim ürünlerimin tüketine vesile ol. Seni ödüllendiririm. Hak ettiğin alın terinin karşılığını veririm. Yetmez. Belirli kotaları tutturduğun zaman git kendine bir araba kirala ya da satın al. Sana her ay düzenli bunun içinde sana bir komisyon ödeyeyim. Kayani logosu yapıştırdığın için der. Peki bunu kaç ay versin dersiniz? 3 ay, 6 ay, 12 ay, 24, 36, 60. O ciroyu yaptığınız her ay ömrünüzün sonuna kadar. Türkiye'de yüzlerce kişi Kayani logolu arabalarına biniyor. Yeter mi? Arkadaşlar bakın 50 hafta maaşlı çalışıyoruz 2 hafta tatile gitmek için. Kayani diyor ki doğru ciroları ürettiğinde tatilin de benden. Üstelik çift kişilik. Bakın bugüne kadar 78 ülke seyahat ettim. Kayani'ye başladığımdan beri de 30'dan fazla ülkeye gittim arkadaşlar.
Jamaika'ya gittim, Meksika'ya gittim, Haiti'ye, Tahiti'ye gittim, Bora Bora adalarına gittim. Avrupa turu yaptık dünyanın en büyük kruz gemisiyle. Ertesi sene 27 santim başka bir kruz çıkmış, onunla Karayipleri gezdik. Daha bundan bir ay önce Amerika Virgin adalarına gittik. Bugüne kadar hiç çok sevdiğiniz 10, 20, 30, 40 dostunuzla, sevdiğinizle hiç tatile çıktınız mı? Kayahane diyor ki benden. Bakın çok şükür imkanlarım var, o tatile gidebilirim ama parayı şirket verdi mi tatilin tadından yenmiyor. İnşallah size de nasip olur. Yetmez miras bırakmak. Bakın bugün bir şey yapıyoruz da çocuklarımızın geleceğini garanti altına almamız lazım. Kayahane'de yaptığınız her şey, Allah size sağlık ve uzun ömür versin, birebir yasal varislerinize devredilir. Yani bir kertiz ticaretinizi kurarsınız, ömür boyu devam eder. Ama Kayahane'de en aşık olduğum şeyi size söyleyeyim arkadaşlar. Kayahane'nin özü iyi insan olmak. Bu ticarette birlikte çalıştığınız insanlar, dedim ya hani sizin gibi girişimciler var, onlara da vesile oldunuz. O insanları başarılı kıldığınızda Kayahane size ekstra ödül veriyor arkadaşlar. İşte iyi insan olmak zorunda bırakıyor. Bütün bilginizi paylaşın diyor. O insana yardımcı, destek olun diyor. İşte ben özü güzel, ticareti güzel, ürünü güzel, bonkör bir modelden bahsediyorum. Ve Kayahane işinde kalbime en çok dokunan şey ne biliyor musunuz? Kayahane ürünlerinin her birini aldığınızda içinden $1 kesilir ve Kayahane Caring Hands yardım eli projesine dahil olur. Ve bu sayede dünya çapında milyonlarca çocuğun beslenmesine ve eğitimine destek oluruz. Bakın ben de Tanzanya'ya gittim. Orada çocuklara kuyu açtık, suya kavuşturduk, çocukları doyurduk, besledik, gözlerindeki ışığı görmeniz lazımdı. Babanın biri geldi, bugün çocuğum aç yatmayacak, Allah razı olsun dedi. Vallahi hala hatırladığımda tüylerim diken diken oluyor. Bu firmanın sahipleri gönülden arkadaşlar, kalben bunları yapıyorlar. Kayahane'de sosyal sorumluluk projeleri o kadar kıymetli ki, bu sayede insan olduğumuzu anlıyoruz. Başka birine iyilik yapmanın bizi daha da mutlu ettiğini keşfediyorsunuz. Ve Kayahane'nin bu tarafını da çok ama çok seviyorum. Peki bu işe nasıl başlayacağız? Bir ticarete nasıl başlarsınız? Ticaretinizi yapacağınız ürünleri alırsınız, doğru mu? Hele burada aldığınız ürünleri denemeniz, fayda görmeniz ve en sevdiklerinizle paylaşmanız en kıymetli şey. Burada da farklı farklı ürün setlerimiz var. İçindeki ürünler değişik ya da birkaç aylık ya da daha fazla ürün çeşidi var. Gördüğünüz gibi bir cep telefonu fiyatına dünya çapında bir e-ticaret işi kuruyorsunuz. Önce bu ürünleri almalı, kullanmalı, faydayı görmeli, inanmalısınız ki başka birine de gönülden anlatabilmeli, ticaretini yapabilirsiniz. O yüzden hemen şu ürünleri hayatınıza sokun. Peki başladık. Bu işte nasıl başarılı olacağız? Bakın aylarca çalışır 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 bir şey öğrenirsiniz ya. Kayahane'de de bununla çözüm var arkadaşlar. Harika 2,5 günlük kamplarımız vardır. O kampta 2,5 günde tek başınıza 1 yılda öğrenemeyeceğiniz detayları öğrenir. Bu işi en iyi yapan insanlarla tanışır. Ürünleri doktorlardan, profesörlerden, sağlık personelinden dinlersiniz. Ve kaliteli kitleyi görürsünüz. Ve Kayahane işini nasıl yapacağınız, kendinize olan inancınız tavan yapar. Dolayısıyla hemen kamp biletinizi de alın. Peki gelelim sistem. Ziya Bey ben başladım da ne olacak? Sizi davet eden arkadaşınızı aradınız, kafanızı taklayan her şeyi sordunuz, cevabınızı aldınız, formaliteleri tamamladınız ve artık Kayahane'nin bir VIP müşterisi ve iş ortağı oldunuz. Hemen size bir doğru başlangıç toplantısı yaparız. Bakın bir sistemimiz var. Arkasından birlikte sizi yalnız bırakmadan arkadaşlar bu ticareti nasıl inşa edeceksiniz görüşmeler yaparız. Yeter mi? Hayır. Size gelen kolinin içerisinde kitaplar var. Bu işin kitabını yazdık. Bakın yazarlardan biri de benim. Kitapları okuyacaksınız. Aplikasyonumuz var. O aplikasyondan birine video yolladığınızda ne zaman açmış, kaç dakika izlemiş bunları takip edebileceksiniz. Burası yeni nesil ticaret. Yeter mi? Yetmez. Bu ticarette başarılı olun diye yılın hemen her günü, bazı günler sabah, bazı günler akşam eğitim var. Sadece burada alacağınız eğitim, emin olun 4 yıllık üniversitede alacağınız eğitimlerden bile daha fazla hayat dersi arkadaşlar. Şimdi gelelim son aşamaya. Bu iş nereye gidiyor? Bakın Türkiye nüfusu 80 milyon. Bu nüfusun ne kadar Kayahane ürünü alır? 40 milyon. Hedefi biraz daha küçültelim. 20 milyon. 10. Vazgeçtim ya %1. 800 bin düzenli tüketim ağı kurduğumuz arkadaşlar. 1 milyar dolar ciro yapacağız. Sadece Türkiye mi? Avrupa 750 milyon. %1'i aldığında 10 milyar dolar ciro olacak.
Arkadaşlar şunu biliyorum ki ben 2030 yılında 1 milyar dolar ciro en az yapacağız. Ben maçın sonucunu biliyorum arkadaşlar. Şu an sadece maçı oynuyoruz. İşte burada sizin zihniyetiniz çok önemli. Bakın girişimci zihniyetindeki insanlar inandığı şeyi gören insanlardır. Geri kalan grup ise görünce inanacaklardır. Size harika bir haberim var. Kayani'ye ya şimdi ya gelecekte inanacaksınız. Gelecekte sağınızdaki solunuzdaki Kayani ürünü kullanacak, önünüzden arkanızdan Kayani logolu arabalar geçecek. O gün tüh ya bana zamanında gelmişti mi diyeceksiniz, yoksa şimdiden inanmayı seçip şimdiden mi göreceksiniz? Şu aşamada iki tane seçeneğiniz kaldı arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki ya ben önce ürünleri denemek istiyorum, hele bir ürünleri kullanayım. Harika. Sizi buraya davet eden kişiyi arayın, ürünlerle ilgili bol bol bilgi alın ve sipariş verin. Sanmayın ki size elden getirecek verecek. Hayır. Size internet sitesini verecek, gireceksiniz, Kayani tahsil edecek, Kayani kargolayacak. Ya da diyebilirsiniz ki ya zaten ürünleri deneyeceğim, o zaman ben peşin peşin indirimli alayım. Akıllı insan satın alırken para kazanır. Hem ürünleri indirimli alma hakkını elde edeyim, hem de bu ticareti yapabileyim. Dolayısıyla da birkaç aylık ürün setini birden alıp hem kendiniz kullanıp hem de sevdiğiniz insanlara kullandırabilirsiniz. İşte bu aşamada insanoğlunun zihnine şu soru geliyor. Ya ben yapabilir miyim, yapamam ki filan. Ben daha bugüne kadar hiç görmedim ki her şeyi eleştiren, niye olmayacağını söyleyen birinin heykeli dikilsin. Burada lütfen kendinize doğru soruyu sorun. Ben yapabilir miyim? Nasıl yapabilirim? Eğer güvenilir biriyseniz, dürüst, ahlaklı biriyseniz, eğer bu işi yapmak için güçlü bir nedeniniz varsa, eğer eğitime açıksanız ve eğer azimliyseniz, biz bu yolculukta size yardımcı olacağız. Evet, yapabilirsiniz. Lütfen kafanıza takılan her şeyi hemen şimdi sizi davet eden kişiyi arayıp sorun, sorun, sorun ve hayatınız boyunca önünüze gelen bu tarihi fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Gelin son kapanışta da güzel bir hikaye anlatayım. Ülkenin birinde bir kral var. Halk kralı çok seviyor ama kraldan daha çok bilge dedeyi seviyor. Ve kral tabii bunu sinirleniyor. Vezirlerini topluyor. Diyor ki öyle bir bana bir çözüm bulun ki bilge dededen daha çok beni sevsinler. Vezirler düşünüyor düşünüyor. Bir gün biri geliyor. Kralım buldum diyor. Nedir diyor, çabuk söyle. Kralım diyor, halkı toplayacağız. Halkın önünde bilge dedeye soru soracağız. Bilemeyecek, rezil olacak diyor. Ama bilge dede bilir ki diyor. Kralım onu da buldum diyor. Avucunuzun içine kelebek koyacağız diyor. Soracağız diyor. Bilir onu diyor. Kralım diyor, asıl soru o değil. Canlı mı ölü mü diye soracağız diyor. Onu da bilir diyor. Kralım diyor. Canlı derse basıp öldürün şöyle hafif harekete, kimse görmez diyor. Ölü derse serbest bırakın diyor. Kral diyor ki harika fikir. Süper. Halkı topluyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bilge dede, bilge dede gel bakalım buraya diyor. Buyurun kralım diyor. Bilge dede, bilge dede diyor, söyle bakalım avucumda ne var? Bilge dede bakıyor. Kralım diyor, sanki kelebek var. Aferin diyor, sana boşuna bilge dede demiyorlar. Peki söyle bakalım diyor. Canlı mı, ölü mü? Bilge dede bakıyor, bakıyor, bakıyor. Tezgah anlıyor. Kralım diyor, o sizin elinizde. O sizin elinizde. Biz de şu an sizin avucunuza Kayani iş fırsatını koyduk. Şu anda itibaren basıp öldürebilirsiniz. Yok ya bilmem ne deyip gidebilirsiniz. Ya da evet ya, bugüne kadar çektiğim sıkıntılar var. Bugüne kadar beni takdir etmiyorlar. Alın terimin karşını alamıyorum. Bir türlü geçinemiyorum. Çocuğumun istediği bir şeyi alamıyorum. Bir türlü seyahat için bile dert içerisindeyim. Bir türlü takdir edilemiyorum. Ben niye hak ettiğim arabaya binmiyorum? Ben niye hak ettiğim seyahatlere gitmiyorum? Biri benim de elimden tutsa da ben de yapabilsem diyorsanız, o zaman açın avucunuzu. Kendinizi de özgür bırakın. Bir cesurca adım atın arkadaşlar. Umuyorum Kayani vizyonunu gördünüz ve kendi iyiliğiniz, kendi geleceğiniz, sevdiklerinizin geleceği için o cesurca adımı atacaksınız. Kayani ailemize hoş geldiniz. Bu yolculukta size yardımcı olmaya devam edeceğiz. Evet, kıymetli dostlar. Ben de böyle bir videoyu izledikten sonra şimdi size yazacağım kaynakları bakmıştım. Sonra da Ziya Bey'le sabah kahvaltısında kampta birlikte olduk. Birincisi Kayani Doktor yazın arkadaşlar YouTube'a. Kayani Doktor. Bunda bu alanda, yani değişik alanda, efendime söyleyeyim işte onkoloji doçenti var, nefroloji profesörü var,
fizyoterapist var, psikiyatrist var, psikologlar var. Birçok arkadaş, dahiliyeci birçok alanda bu ürünlerin farkıyla ilgili, kalitesiyle ilgili, işe yaramasıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Videoları var. İkincisi, yarın saat 21'de Pazartesi ve Cuma günleri her hafta oluyor. Zoom'dan arkadaşlar 977 64 24 68 65 sağlık profesyonelleri, doktorların panelleri var. Her gün o salı ve şey pazartesi ve cuma günleri doktorlar 5 doktor çıkıyor. Bu alanla ilgili deneyimlerini efendim gereklilik sorunları sorularınızı yazıyorsunuz, cevaplıyorlar. Çok ciddi katkısı olur. Bunlar ücretsiz. Ayrıca Nuri Haksever, Doktor Nuri Haksever, doçent arkadaşımız 6 tane kitabı var. Bu Nuri Haksever bu konuda çok iyi bir arkadaş. Kitaplarını okumanızı öneririm. Yani okuduktan sonra Kayani'yi düşünmeyin. Kayani'yi düşünün. Gerçekten memnun kalırsınız. Ben 5 aydır başladım. Çok iyi sonuçlar aldık. Çok memnunuz. Ayrıca dünyada bu vitamin üzerine çok meşhur bir hekim var. Doktor Earl Mindus. Bu adam gerçekten birçok kitabını, hemen hemen bütün kitaplarını okudum. Bazıları Türkçe'ye çevrilmediği için birçok diyorum. Türkçe'ye çevrilen kitaplarını okudum. Doktor Earl Mindus'un kitapları özellikle vitamin ve besin takviyesi üzerine, yani genel anlamda Kayani bir marka. Mevzu kaliteli ve sağlıklı yaşam için besin takviyelerini kullanmak. Bu konuda gerek bizim davetlimizseniz bizi arayıp beni Aytekin Bey'i arayıp Aytekin Bey telefonları yazarsan sorularınızı sorabilirsiniz. Hem Kayani ile ilgili hem vitaminlerle ilgili. Ayrıca sizi buraya bizim ekibimizden, takımımızdan, bizim öğrencilerimizden davet eden arkadaşlar varsa, birinin davetiyle gelmişseniz onu arayıp sorularınızı ona sorabilirsiniz. O bizi mutlaka sizinle buluşturur veya kendi sorularınızı cevaplar. Bugünlük bu kadar. 3-5 dakika geciktik ama olsun. Keyifli bir sohbet olduğunu inşallah umut ediyorum. Uygulayın, faydasını görürsünüz. O kolajendir, nitrik oksittir, o protein tozudur. Arkadaşlar inanılmaz katkısı var. Bakın, yaşayan biri olarak kullanıp faydasını gören biri olarak öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı bekliyoruz. Kendinizi tabiri caizse şımartın. Kendinize bir iyilik yapın, bir yatırım yapın. Hem bu işten kazanın, hem kullanın, hem başkalarının kazanmasına, kullanmasına vesile olun. Başarılar diliyorum. Sağlıklı, musmutlu, muhteşem bir hayat diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.